Sendir diyor süreceğin Sıdık Allah. Saatlerdir orada öyle. Sür Allah sür, sür Allah sür. Ablayı çevirdin kız sırtımı. Ay ah. Anne dur azıcık. Azıcık rötuşu kaldı onu yapıyorum. O koyduğun noktalar ne elinizi Sıdık'a ha? Bana bak şifa dağıtacağım derken büyü mü yapıyorsun anneye Sıdık'a? Ay çek. Çek onursuz şeyleri. Tövbe yarabbi ya Resulallah. Sadece kareler olacak kızım. Biz atamızdan, dedemizden bunları gördük değil mi? Ortasında öyle noktalar falan yoktu Sıdık'a. Ya yok anne ya, bu bir nevi akupunktur tedavisi. Hmm. Şimdi bazı noktalara, böyle belirli noktalara tentür diyotu iyice basıyorum ki zatüre o hayati organlardan uzak durur. Hmm. Anladın mı? Hı-hı. Hani Japonlar iğneyle yapıyorlar ya, akupunktur. Kız o ne şimdi ha? Ne yapıyorsun diyorum ya Sıdık'a. Dur. Kız yılan gibi bir şeyi çizdim ben gördüm. Görmedim de hissettim. Salak karı slogan mı çiziyorsunuz? Ya sırtına. Dur bir dakika sadece eserimi imzalıyorum. Ay ama istemez eksik kalsın imzası. Oh. Ah. Ya dur havlu. Ay istemiyorum havlu. Ay iki dakika arkamızı dönmeye görelim Sıdık'a. Ha? Oh. Hemen bir cinslik yapıyorsun. Ha? Salak. Asıl cinsliği yaz günü eve grip getirerek abim yapıyor. Millet o yaşta evine ekmek götürür, bizimkisi mikrop getiriyor. Kız abinin ne suçu var şimdi? Ha? Ay, yazları ya klimadan ya havuzdan bütün insanlar hastalanıyor. E çocukcağızı üşütüp mikrobu bize geçirdi işte yavrucağım benim garibim. Bu söylediğin çok saçma anne. Bizim evde ne klima var ne de havuz. Kesin o dövüş salonundan kapmıştır. Bütün gün birbirlerinin suratlarına çığlık atıp duruyorlar. Cehennem zebanileri. Zebani deme abiye. Sıdık'a. Kız ver şu terliği. Ver bakayım bana. Ya telefon çalıyor. Telefona git. Hadi ya. Salak. Salak. Alo. Alo. Üveyik Nakliyat ve Taşımacılık Yönetici Sekreteri. Ben Arzum Körpe. Buyurun. Alo Arzum. Ay sen misin? Ne nakliyatı ne taşımacılığı kız. Gene o meşhur rüyalarından birini mi görüyorsun? Git yat istersen. Ne uykusu Sıdık'a? İşe girdim ben. Gerçi çok yoğunmuş sıralar ama yine de bir arayayım haber vereyim dedim. Belki taşınacak, nakledilecek bir şeyleriniz vardır. Esasen annem yaz nezlesinden kırılıyor. Yani ona bir akciğer nakletirsek iyi olur ama. Aslında bizim firma organ nakli yapmıyor ama ben yine de bir sorayım. Arzum sen ciddi misin? Hakikaten mi işe girdin? Vallahi iş hayatı çok zor. Bir sürü damperli kamyon, uzun araç, yük ve eşya taşıyan midi kamyonetler hepsinin koordinasyonu bende. Sana iyi koordinasyonlar dilerim Arzum. Hayır tırlardan, kamyonlardan başka anlatacak bir şeyin yoksa kapatıyorum. Annem ağır hasta da müdahale etmek zorundayım. Yok canım, nakledilecek bir şeyleriniz var mı diye aradım. Zaten çok meşgulüm bugünlerde. Sonra beni evden ararsın. Hadi bay. Allah Allah. Kim arayan kız? Valla sesi Arzum'a benziyordu ama kişilik olarak kesinlikle o değil. Çünkü Arzum karakterinde bir insanı işe alacaklarını hiç sanmıyorum. Hem de evden eve nakliyat firmasında. Ay ben sana diyorum da inanmıyorsun Sıdık'a, bütün mahalle kırılıyor mikroptan. Ayol kız yüksek ateşten ne dediğini bilmiyor. Ay. Ayolun sakarlıktaki bir şey alır. Mikrop beynine geçmiş de onun o menenjit olmuş. Ha menenjit. Evlerden ırak. Allah. Evet arkadaşlar. Şimdi sizden yavrusunu okaliptus ağaçlarında kaybetmiş anne panda kimliğine bürünmenizi istiyorum. Üzgün olun. Üzgün. Hepiniz duyarlı birer ninjalarsınız. Hasayi yema. Hasayi yema. Ama oluyor ki hocam böyle ya. Deplasmana gelmiş taraftar gibi. Ben hiç kimliğim bu derse daha iyi ya. Ne yapalım Samim? Sen şimdi bütün arkadaşlara hastalık bulaştırırsan ne olacak bu dövüş salonunun hali? Ayrıca biliyorsun yakında çok önemli bir turnuva var. Yani sen alınıyorsun diye bütün takımı riske atamam ki. Değil mi? İyi de hocam. Yani bu
yaz gribi herkesin başına gelebilecek bir şey. Yani siz de bir klima yüzünden üşütebilir. Efendim ne bileyim bir havuzda mikrop kapabilirsiniz mesela. Bu söylediğin ninjalığın doğasına ters Samim. Bir dövüş sanatçısı klima değil, bunu kullanır. Bir ninja bununla hem yelpazelenirken aynı zamanda bu bir savunma aracıdır da. Evet, havuz meselesine de gelince bildiğiniz gibi biz ninjalar suyu pek sevmeyiz. Peki hocam, ninjalar sudan uzaklaşınca hijyen sorununu nasıl hallediyor? Ay bu hiç hoş bir şey değil. Lütfen kapatın Itır Hanım. Suyu sevmiyoruz derken kastettiğim durgun ve kamuya açık suları sevmeyiz. Yoksa musluk suyu her zaman bir ninjanın dostudur. Çok saçma hocam ama ya. Ya ben bu durumda ders mesi yapamam ya. Çok ağladım, çok kırıldım ben. Yani siz resmen hasta bir insanı toplum dışına itiyorsunuz ya. Sağ Ya sana hakikaten sen eve git istersen. Sana bir hafta raporsuz izin verdim. Git evde teori mörü çalış. Yok hatta ödeyemedi ödüyor. Git serbest çalış. Alçak bunlar ya. İnsan dövüş arkadaşından gri kapsa ne olur ki? Ölür mü be? Evet arkadaşlar. Ayağa kalkın. Şimdi anne panda yavrusunu bulmuş. Ve ona saldıran Asya kaplanına karşı savunma pozisyonu alıyor. Dikkat! Savunma pozisyonu al! Ha! Ha! Şu! İçtik o kadar çayları, ıhlamurları, tarçınları. Sen en son 6 aylıkken yaptığım şey gelecekti başıma ya. Ya baba aslında daha erken gelecekti. Fakat bu Batur Alp işte önemli bir konuyu benim anlatmam için çok ısrar etti. Baba. Oo, hayırlı günler Samim kardeş. Nasılsın? Ya geçenlerde bir klima tarafından ısırıldım galiba. Grip olmuşum. Versene taze bir ulanı. Veririm. Önce şu boşu alayım. Ihlamurunu al, ay, afiyet olsun. Da birkaç tane marka at tepsiye de şu bizim ocağın altı kaynasın ha. Tamam hocam, istediğim marka olsun. Al, 1, 2, 3, al. Ayrıl hocam, ne o inceden markalara bakıyorsun? Ha? Ne yani, sahte çay markası mı basıyoruz biz burada ha? Kapkaza mı demeye çalışıyorsun yani? Öyle deme. Esnafın içinde türlü çeşit insan var. Benim çırakları nasıl kandırıyorlar biliyor musun sen? Hı. Neler neler vermiyorlar. Bak göstereyim sana. Al işte. Bir tanesi palto düğmesi vermiş. Başka bir tanesi tutmuş tombala taşı vermiş. Başka bir tanesi de akbil vermiş. Hocam bir de böyle bir şey var. Herhalde şu aşağıdaki çay ocağının markası araya falan karıştıysa. Ya hocam. Efendim? Bu daha değerli. $100'lık kumarhane fişi bu be. Boş versene ya. Kumarhane mi kaldı? Hepsini kapattılar. Bu fiş tedaviden kalkalı çok olmuştur. Ya sen de Kıbrıs'a gidersin o zaman. Üstelik gitmişken Rum tarafını da şöyle bir gezersin ha. İşte Ezza dolabının en nadide parçası. Bunu komşumun oğlu Almanya'dan getirdi. Fabrikanın satış mağazasından almış. Bunu her öğünde yutacaksın. Evet. Şunu da sabahları aç karnına bütün aile şurup gibi sulandırıp içeceksiniz. Ama sakın köpeğe vermeyin. Kör ediyormuş hayvanları. Sıdıka, kız duydun mu bak? Bizim lord köpeğe bunu vermeyeceğiz ha. Duydum anne.
çocukların ve köpeklerin ulaşamayacağı bir yerde saklarım. Yalnız sizin bu ilaç transferiniz hiç hoş değil. Günün birinde tabipler birliğine şikayet edeceğim sizi. Safiye, sen en iyisi bunun dilinin uzanamayacağı bir yere sakla o ilaçları. Ben bunu havanda dövüp de kendim imal etmiyorum. Grip için almıştım ama hepsini içemedi. Ziyan olmasın diye annene getirdim. Ziyan olmasın diye hap yutulur mu Goncagül teyze ya? Aa, günün birinde yanlışlıkla ekstezi mekstezi yutacaksınız. Ondan sonraki kanınızda kokainle beraber ana haber bültenini çıkaracaklar böyle. Ay ay, bu kıza da laf yetiştirilmiyor. Bir laf söyle bin laf işit. Muhalif ev kızı sen de. Hem senin işin gücün yok mu bakayım ha? Sahi Goncagül teyze, iş dedin de Arzum ne yapıyor? Klinikte falan mı? Hani bugün telefonda konuşurken havale geçirir gibi bir hali vardı da. Doğru söylüyor. Ay, telefonda seninkisi abuk subuk konuşunca şey zannettik, hani ara sıra geliyor ya seninkine, ondan zannettik. Yok canım, nakliye işine girdi. Bizim tanıdık Işılay Hanım var. Üveyik nakliyatın sahibi. Bir bayan elemana ihtiyacımız var. Gelsin telefonlara baksın diye ısrar edince ben de modern görüşlü bir anne olarak neden olmasın kızım dedim. Bak gördün mü anne, Arzum bile işe girmiş çalışıyor. Bense işsizler ordusunun sadık bir neferiyim hala. Almışlar işte, ne yapalım yani. Allah Allah. Halbuki bu TSE'nin işe alacak elemanlara bir standart getirmesi lazım değil mi? Yani heh. O da ne demek Arzum bile ayol? Çalışmayan kız mı kalmış şu devirde? Çabuk mutfağa git. Hızla burada çay bir şey yap anacığım. Gözüm boğuluyor. Sıkışıyorum. Ay sıkıntı bastı. Ay sıkıntı bastı. Ay. Hayırlı işler abi, kolay gelsin. Benim acilen tuvalete gitmem gerekiyor. Dükkan 2 dakikada göz kulak olur musun? Mangalda da köfteler var, onları da ters çevireceğim abi. Sağ ol abi, Allah razı olsun abi. Hayret bir şey ya. Lan benim alnımda bir yerimde çişi gelenin dükkanına bakılır diye bir şey mi yazıyor ya? Benim kız yılda 2 sefer ikramiye alacakmış. Söylemiş miydim ben ha? Sonra servisleri var. Eve kadar bırakıyor. Ben ne bileyim ben, yani birini bulup evlenirse ondan sonra tam 18 ay doğum izni. Anne ya, ben de bir işe gireyim ha? Ne dersin? Şu gayri safi milli hasta denen pastada ben de yer almak istiyorum. Şöyle üzerinde Sıdıka Saka yazan küçücük bir dilim. Kız başlama yine, Allah Allah. İşmiş diye baban bunu duyduğu zaman senin kafanı o pastanın içine gömer, pasta savaşları başlar. Bilmiyor musun Sıdıka? Aşk olsun Goncagül. Sen de eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürdün yani durduk yere. Zaten yılda 3 kez ekonomik özgürlük, kadın hakları, birey mirey diye başımıza ekşiyor. Hatta bunu böyle durdurduk, sakinleştirdik derken aklını çeldin sen de yani. Ha? Ama haklı bir yerde Safiye. Eskiden de o çalıştırmamalar. Hay Goncagül, sen ocakta yemeğin memeğin yok mu anacığım ha? Hadi bir koşu gidip bakıver ha? Hadi koş anacığım. Ay yanıyor yemek canım. Hay. Ay yandı yemekler ha. Hadi Goncagül. Ay o da eskiden de ayol. Artık yemek falan pişirmiyorum. Bizim kıza şirketten şöyle bir fiş mi ne vermişler. Lokantalarda geçiyormuş. Artık fişi veriyoruz. Dışarıda yemek yiyoruz. Oğlum sen saat 12'de geleceğim dememiş miydin ha? Ben de kendimi ona göre ayarladıydım ya. Ya böbrek bu. Ya insan belli bir yaştan sonra frenlere hakim olamıyor ki. Ya şimdi ben önemli bir toplantının ortasında olsaydım ne olacaktı ha? Sen de toplantılardan önce iç çamaşırlarını değiştirirsin. Olur biter baba ya. Meseleyi bir de bu açıdan bakmaya ne dersin? Asıl ben sana böyle bir tane patlatsam elimin tersiyle de sen dünyayı tersinden görsen Samim Efendi ha? Ne var şu dükkanda dursan da babana yardım etsen? Ya ama baba ya, senin bu çiş meselen yüzünden yani ben ninjalık kariyerime bu dükkanda devam edemem ki ya. Değil mi? Çok konuşma lan Şimşir. Beğenmediğin şu emlakçı dükkanının sayesinde ödeniyor o ninja kursunun paraları. Birazcık kal da işi öğren. Nasıl olsa sana kalacak burası. Zaten dükkan benim olunca ilk işim şurada bir duvarı yıktırıp yerine tuvalet yaptırmak olacak. Sonra da duvara bir televizyon.
Mankenleri karşımda isterim. Ya abi bir şey söyleyeceğim ama çekiniyorum. Senin çekingenliğin yeni bir şey değil ki Kerem. Ben seni bildim bileli çekiniyorsun. Sen maddenin çekingen halisin oğlum. Söyle bakayım. Acaba diyorum güneye falan mı gitsek? Buralarda müşteri falan da yok. Herkes bir yerlere gitmiş. Güneye kadar gitmez bu alet abi. Söyleyeyim abi. Aslında iyi fikir. Göçmen köfteci. Bodrum Köfte House. Turizme ve halka güneyde hizmet sektörü. Yok be abi, durum o kadar da kötü değil. Kenar abi. Akşama doğru kesin gelir müşteri abi. Aha işte geliyor bile abi. Hem de devamlı müşterimiz Kenar abi. Selam. Merhaba. Merhaba Kerem. Ne yapıyorsun bakalım? Şu an itibariyle sinek avlıyoruz. Sıcaktan olacak herhalde. Kimse gelmedi. Ay evet. Burası gerçekten çok sıcak. Bak ne diyeceğim. Biz arkadaşlarla serin olsun diye Uludağ'a kaçıyoruz. Sen de gelsene. Yanlış anlama canım. Ben bir dergideki testi cevapladım. Orada en uygun aday sen çıktın. Onun için yani. Ne testi bu ayıptır sorması? Yerleştirme sınavı falan gibi bir şey mi? Hayır biz Kerem Bey'i zaten bir işe yerleştirdik de o bakımdan söylüyorum. Aman kıskanıyorsanız minibüsü alın siz de gelin. Uludağ'a kadar çıkmaz bu alet abi. En fazla Bursa'da kalır Kenar abi. Söyleyeyim abi. Sen köftenin soğanıyla ilgilen Hayri. Yapacak bir işin yoksa da şey yap. Test mi çözeyim abi? Test çöz. Çok ezdiriyorsun kendini Kerem. Seni gerçekten anlamıyorum doğrusu. Hayır çekiniyorsan ben söyleyeyim. Bir dergide bu tür durumlarda yapılması gereken 7 şey okumuştum. Pardon 3 şey. Ya iyi diyorsun da Ezgi Su. Biz Kenar abiyle sadece iş yapmıyoruz ki. O benim İstanbul'daki tek akrabam. Onunla arkadaşlığımız da gayet güzel gidiyor. Benim bazen çekingen olduğum yerlerde o durumu toparlıyor. Peki ben ne oluyorum bu durumda? Sen de arkadaşımsın. Ama Kenar abi böyle bir durumda yüzüstü bırakamam. Vallahi sen bilirsin şekerim. Kendi seçimin. Ama görüyoruz bütün filmlerin sonunda. Bu tür durumlarda kaybeden hep erkekler oluyor. Bu da bir gerçek yani. Ne oldu? Gitti mi kız? Götürdü mü Kerem'i? Yok abi kız tek başına gidiyor. Hey be! Aslan kardeşime bak. Bu zor günümüzde yalnız bırakmadı bizi. Hem pek yakışıyorlar birbirlerine be. Kızın en iyi arkadaşı da benimki oluyor. Böyle çok güzel bir arkadaşlık ortamı var aramızda. Ayıptır sorması seninki kim Kenar abi? Sen bu diziyi pek seyretmiyorsun galiba Hayri. Sıdıka var ya, yengen Sıdıka. Sıdıka! Şu tuzumu uzatır mısın bana? Senin tuzun var oğlum, orada baksana. Külahın içinde, yemekten önce koymuştum. Ya. Demek tuzumu da ayırdınız ha? Evlatlıktan da reddedin de olsun bitsin bari be. Şunun şurasını da eve grip getirdik diye sofrayı toplama kampına çevirdiniz zaten. Aman abi, eve grip getirdin diye kendine garip edebiyatı yapma. Benim yüzümden bütün salon maske takıyor zaten. Bir de siz dışlamayın bari. Gel benim dükkanda çalış oğlum. Ben seni dışlamıyorum ki. Sana marka falan veririm. Bütün gün çay gazoz falan içeriz. Evet Saka ailesinin tüm fertleri. Geleneksel kim geldi acaba bahsimizin? Suare bölümünü açıyorum. Pamuk eller cebe. Benden Zehra'ya 500 bin lira. Junior müdürüme kekik, ada çayı falan toplayacağım diyordu. Bende bozuk yok. O zaman... Şöyle 20 tane çay markası koyuyorum. Yani bu saatte gelse şetaret gelir kocasıyla kavga edip. Epeydir ortalarda yoktu zaten. Aman Gonca Güldür, ocağın üstüne yemeğin yok ya. Zırt pırt bize gelir artık. Ebu Batural Burcu gelmiştir. Bugün beni çok kırdıydı da gönlümü almak ister. Hop 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 hop. Koyma o mikroplu paranı bizim bahis sepetimize. Sen onu önüne koy. Ben bilahare alırım. Tamam. Sen gelsin.
kasaya kaldı da bu kim? Kızım sen hangi Arzun? Kız bu ne böyle devlet bakanı gibi giyinmişsin ha? Kızım böyle kız başına anan izin veriyor mu öyle? Nasıl oluyor ya? Nasıl işmiş bu? Patron da kadın zaten Zekeriya amca. Hem eve kadar servis bırakıyor. Gelirken şoföre şurada dur dedim. Hemen evin önünde indiriverdi. Senin adına çok sevindim Arzum. Darısı yaşıtlarının başına. Bunu size getirdim Zekeriya amca. Şirketimiz üveyik nakliyat ajandası. Siz de çalışan bir insansınız. Dükkanda işinizi görür. Teşekkür ederim kızım. Sağ ol, sağ ol. Karnın falan açsa ye bir şeyler, ye. Yok, iş yerinde veriyorlar. Hatta gece mesaiye kalanlara kumanya bile var. Bu kalemler de size Safiye teyze. Promosyon maksadıyla müşterilerimize dağıtıyoruz. Artık siz de bizim birer müşterimiz sayılırsınız. Ay çok sağ ol Arzum. Heh. Vallahi billahi en sevdiğim renkler anacığım. Hop hop anne. Kırmızı olanı benim. Hemen iç etme. Ne yapacaksın oğlum sen kırmızı kalemi şiir mir falan mı yazacaksın ha? Dövüş salonunda lazım oluyor ama anne. Örneğin hassas bir vuruş öncesinde mermerin üzerine bir konsantrasyon noktası işaretlemek icap ediyor. Ya! Ama uydurma be Samim. Öyle ha 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 diye birbirinize vuruyorsunuz işte. Ay bilmiyoruz sanki. Öyle ha 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 diye vururken de birbirinizin ağzına mikrop kaçırıyorsunuz çocuğum. Sana da dut kurusu yaptırdım kuru yemişçiden Sıdık'a. Artık evde otururken yersin. Ne güzel. Teşekkür ederim Arzu. Aşı! Sıdıka, anam dışarı çıkacakmış, sakın onunla gitme ha. Evde otur. Bugün elektrik saatini okumaya gelecekler. Adamlara göz kulak ol, yanlış manlış okumasınlar. Günaydınlar Sıdıka. Evdesin değil mi bugün? Heh, bana bak, beni Bebet o arayacak da söyle ona, uzman bilardoya gelsin, orada buluşacağız, tamam mı? Unutma ha. Sıdıka ben Eminönü'ne böreklik hamur almaya gidiyorum. Sakın bakkala çakkala falan çıkayım deme. Goncagül etek provası getirecek onu alırsın, tamam mı? Ben de hemen döneceğim. Hadi hoşça kal. Teklilikçiler gelecek, evde dur Sıdıka. Bebet o arayacak, not al Sıdıka. Goncagül gelecek, kapıyı aç Sıdıka. Ya karın tokluğu artı can sıkıntısına sekreterlik yapıyoruz sanki şu evde. Görürsünüz siz. Alo. Çeksene abi siparişi, köfteler sıcaktan mayıştı ya. Bir saniye hocam ya. Görmüyor musun şunların halini? Şimdi öyle hart diye araya girilir mi? Abi bunlar daha yeni tanışmış. Birbirinden ayrılmaları nereden baksan iki ayı bulur. O yüzden sen şu servisi bir an önce yap be abi. Şimdi ben gidip ne diyeyim onlara? Bu romantik ortamın içine girip de buyurun bir buçuk köfteleriniz geldi denmez ki. Abi sen bu çekingenlik olayını biraz abartıyorsun ya. Klip çekmiyoruz ki burada, iş yapıyoruz değil mi? Köfteler piştiyse araya gireceksin. Adamın hem gözü hem karnı aç abi. Aç ayı sever mi abi? Hadi abi, hadi abi, hadi. Ne var hemşerim? Ne öyle kaş göz işareti falan, bir derdin mi var senin? Hayır, köfteleriniz olmuştu da ben müsait misiniz diye şey etmiştim. Getireceksen getir kardeşim, ne huylandırıyorsun adamı? Cins midir nedir ya? Cins abi cins. Hem cins hem çekingen ya. Ha şimdi biraz daha iyisiniz hocam. Bir ara ateşiniz yükselince çok endişelendik. Hiç önemli değil Itır. Bünye sağlam ne de olsa. Bunu da atlatırım. Oz! Herkese oz! Hocam oz! Bana sattın ya bu gribi. Alacağın olsun senin. Ne malum benim sattığım hocam. Yani satış bir şey var mı elinizde bakalım? Burada bir sürü arkadaş var. Görüyorum ki hepsi çok sağlıklı. Mesela Itır. Hı? Yani bulaştırmış olsam önce ona bulaştırırdım. Malum bu mikrop narin bünyeleri daha çok seviyor hocam. Neyse. Bugünkü dersimizi teorik olarak yapacağız arkadaşlar.
Hadi sizler de oturun şöyle de derse başlayalım. Olur mu hocam? En azından birkaç günlüğüne bir tatil yapmamız lazım, değil mi? Ya hem önümüzde turnuva var. Yani bu arkadaşlara grip bulaşırsa hani salonumuzu kim temsil edecek? Hı? Değil mi? Gel Atır, en iyisi biz çıkalım, yalnız bırakalım Batur Alp hocayı. Ya nereye? Vallahi ben iyiyim. Ya iyiyim diyorum size. Gel Atır gel. Sen de şu karşıdaki kafede otur, bir şeyler içelim he. Hem de o dövüş dünyasındaki yeni gelişmelerden bahsederiz. Belki filme bile gideriz. Samim! Samim! Vallahi iyiyim ben. Hayrola kız, nereye böyle kaltak gibi giyinmişsin, kuşanmışsın? Baban dükkana mı çağırdı Sıdıka? Hayır anne, kendime iş aramaya gidiyorum. Kendime iş aramaya gidiyorum diye başımıza iş açma Sıdıka ha? Olur mu öyle şey? Babanı bilmiyor musun? Babam bizi kör testereyle doğrar. Babam bizi beylik tabancasıyla vurur. Baban evle birlikte hepimizi yakar. Bıktım bu laflardan ya, kesin karar verdim. Ben de yaşıtlarım gibi çalışacağım. Ekonomik özgürlüğüm olsun istiyorum. Sıdıkacığım bak şimdi, ben bu kadar hasta halini onca yol yürüdüm ya, anlamıyor musun? Ateşim çıktı diyorum. Boşuna bahane üretme anne. Çok kararlıyım. Bu kez beni yolumdan kimse alıkoyamaz. Arzum bile gitti, kendine göre bir iş buldu, çalışıyor. Ben miyim? Evde pineklere koca bekleyen bir ev kızı. Ay bayılırım. Anne. Anne. Anne iyi misin? Anne tamam. Anne dur, evden kolonya getir. Hemen gel. Beni yavrucuğum ha? Ana kalbi işte, sokaklarda kapı kapı iş aramana müsaade etmedi. Söz veriyorum sana, işi ben bulacağım yavrucuğum. Sıdıka bana bak, dinliyor musun? Eczacı dolabını aç. İçinde pembe haplar var, onlardan yut. Sakinleşirsin, tamam mı, benim anasının kuzusu? Pembe hapmış. Aslında şöyle bir kırmızı, bir de mavi hap olsa aynı Matrix'teki gibi, ben de kırmızı hapı yutup hiçbir şey hatırlamazsam. Üvve. Kusura bakmayın ama Zekeriya Bey, ben bir gazete muhabirine kiralık ev vermem, veremem. Şimdi neden diyeceksiniz? Artık demiyorum Hayriye Hanım, artık demiyorum. Ben yine de söyleyeyim efendim. Şimdi bu gazete muhabirine bir gün gözaltına alırlar, bir gün fotoğraf makinesini kırarlar. Haydi, ertesi gün gelir dayanır kapıma. Yok efendim, benim fotoğraf makinemi kırdılar da bir iki ay kirayı geciktirebilir miyiz diye başlar mızmızlanmaya. Ha. Çok ilginç. Bak ben bu açıdan hiç düşünmemiştim. Ya başka bir gün savaş haberi yapmaya giderken vurulur ölür. Haydi bu sefer karısı çoluk çocuk dayanırlar kapıma. Yufka yürekliyim ben de, dayanamam, çıkartamam bunları evimden. Ben değilim Hayriye Hanım. Ben değilim. Sizin evin yangına karşı sigortası var mıydı Hayriye? Ah! Yetişin! İmdat! Benzinleyemeyecek beni adam! Kundakçı manyak! Ormanlarını zaten senin gibi psikopatlar yakıyor. Şimdi seni 177 orman yangını hattına şikayet edeyim de gör bakalım. Yürü! Git kralına şikayet et! Git Tarzan'a et! Ay Zekeriya! Ay Zekeriya, o benzin bidonu ne yapacağım anacığım? Akşama mangal mı yakacaksın? Ya git başımdan be kadın, zaten cinlerim tepemde. Ay benim de cinlerim tepemde, Allah Allah! Sor bakalım bir kere, neydi? Özme öz kızı çıldırdı oğlum! Ne oldu kız? Ne oldu? Gel bakalım eve de bir gör, ne oldu? Alo, üveyik nakliyat ve taşımacılık yönetici sekreteri Arzum Körpü. Arzum bak, sinirlerim zaten beynimde zıplıyor. Anlamlı cümleler kurmayacaksan kapat şu telefonu. Ne oldu ki kız? Beni eve kilitlediler ya. Anahtarın yok mu? Hı, evet var ama klasik korku filmi gerilimi yaşamak için tuvalete attım. Ya eve kilitlediler diyorum. Arzum sen beni nedenle dinliyorsun? Ne biçim yönetici sekreterisin sen be? Ben de yanıma gel de bir çayımı iç diye aramıştım. Neden kilitlediler ki? İş aramak için dışarıya çıkacaktım. Anneme yakalandım. Üzülme kız. Ben şimdi oraya bir tır yollatıp seni ve evi buraya naklettiririm. Aradığınız abone delirdi. Telefonu kırdı veya kırmak üzere. Şunu kız uzat şunu. Aa, sinir etme. Bir kez hocam. Son dur. Bir kez hocam. Dur. Kıpraşma diyorum. Allah Allah. İğne batacak şimdi böğrüne bir yere Sıdıka. Baba
Şimdi bizim dükkan matrah vergiye mi yoksa götür usulü vergiye mi tabi? Of, tövbe tövbe ya, tövbe tövbe. Ya sana ne kızım ya, sana ne be? Allah Allah. Zekeriya kız heves edip bir soru soruyor matrah vergi falan diye. Ay niçin doğru düzgün cevap vermiyorsun? Telefonlara baksın diye aldık yanımıza. Karı vergi usul kanunu eksperi kesildi başımıza. Ya ben Kemal Undamlatan mıyım? Nereden bileceğim matrahı götüreyim falan? Sit işte. Ya otursun telefonlarına baksın. Sit. Gerisi bir şekliyle yürüyor zaten. Sit işte baba. Karışma ama baba ya. O artık bir iş kadını. He? Bak annem üniformasını da dikiyor zaten. Şuna bak şuna. Gören de sanki bu Sabancı Center'a işe girdi zannedecek. He. Kız ikizlere işe mi girdin ha? İkizlere. Anne. Bu kaptan üniforması var ya, babama da bir tane diksene. Ama babamın iki tane apoleti olsun, Sıdıkan'ın bir, tamam mı? Artık öyle kaptan pilot gibi giderler iş yerine. Konuş oğlum konuş, sen biraz daha konuş. Anan senin de ölçünü alacak birazdan, sana kefen dikecek. Hemen ne kızıyorsun baba ya? Akşam akşam zaten ev tekstil atölyesine döndü. Bırak da biraz eğlenelim şurada ya. Oğlum bak, kız kardeşinin özel bir durumu var. He? Mevzuyu fazla dallandırma. Anlatabiliyor muyum? He? Hem bu sayede benim çiş hayatım da düzene girecek. Ya anne ya bırakma ya. Abim bile zerre kadar beniyle birine dalga geçiyor be. Kimse beni ciddiye almıyor. Boşuna diktin sen bunların hepsini. Alo. Ay maalesef şu anda elimizde iki oda bir salon daire yok. Ama perşembe günü Çağlayan'da bir ev boşalacak. Evet efendim. Sepet efendim. Baba efendim. Sen bir emlakçı sekreteri ne demek biliyor musun evladım? Sen öyle kız kardeşin ne bileyim babanın yanına girdi diye öyle alay geçiyorsun ama koskoca Güler Sabancı olsun ne bileyim efendim Leyla Alaton hanımefendi falan olsun babalarının yanında çalışıyorlar ama ne haber? Hadi canım anne sen de ya koskoca iş dünyasıyla küçük bir emlakçı dükkanı aynı kefeye sığar mı sanki? Niye olmasın evladım? Baba kız onlar böyle el ele verir de işlerini ilerletirlerse görürsün o zaman. Onların şöhretiyle de sen böyle hava atarsın. Ha? Ya. Ünlü emlakçı Sıdıka Sakan'ın eli avuca sığmaz abisi. Yanında bir manken sevgilisiyle dün gece Layla'yı neden dağıttı? Sabahtan ev sahipleri odasına bir briefing vereceğim Sıdıka. Öğle üzere bir kokteylim var. Akşama da Emlakçılar Birliği'nin adıma düzenlediği kokteyle katılacağım. Kızım ne programı? Devlet erkanı mıyım ben? Müşteri gelirse çalışırız, gelmezse indir kepenkleri git. Nasıl yani? Mesela ilk müşterinin gelişinin bir saati oluyor mu? Tabii. Öyle dağılıyorlar. Biri diyor ki sen Zekeriya Bey'in dükkanına git. Sen altı yoldaki Esat Bey'in kuru yemişçi dükkanına. Sen de Esmen kasabına. Onlar da gidiyorlar. İş dünyasında yeniyim diye benimle dalga geçme baba. Bunları bilmemem çok doğal. Bu yaşa kadar çalıştırmadınız ki. O zaman hanım hanımcık otur da işine bak. Bizi de meşgul etme. Şurada ilanlara bakıyoruz herhalde. Peki baba bize bazı kaç ev var? Ne bileyim 7-8 tane falan işte. Yani bir tanesini sayma. Hediye diye kaçık bir karı var. O zaten evini vermiyor. Bugüne kadar 72 meslek erbabını geri çevirdi. Onun dışında bir boş arsa, iki tane de tüken galiba. Peki bir şey soracağım ama bunların mülkiyeti kime ait? Hatta hangi tapu tescil dairesine kayıtlılar? Bilemeyeceğim. Bilmiyor. Tamam.
Bir şey soracağım. Bize bağlı kaç tane möbleli daire var? Yok kızım, yok. Bizde möbleli daire yok, yok. Tamam, yok diyorsun, anlıyorum. Peki baba, bir de şurada ben bir liste yaptım. Onlara cevap verebilir misin? Hani gazetelerde, emlak ilanlarında hep görüyoruz ya, rodoşose ne demek? Hani böyle nohut, oda, baklı sofa gibi bir şey mi? Rodoşose demek, biraz kafa dinlemek istiyorum demek. Neyse yavrum, ben şimdi çıkıyorum. Sen ortalığı sil süpür, bir yere de kaybolma. Şimdi yumruk atma pozisyonu al. Evet, derin bir nefes al. Güzel, bırak nefesi. Evet, şimdi selam pozisyonu al. Os. Hocam, iyileşmişsiniz. Ya ben sizi en aşağı bir hafta yatar zannediyordum. Şaşırman yersiz Samim. Batı tıp ben hapla, ilaçla bir yerlere varabilirim. Ama unutma ki Uzak Doğu'nun zindelik ve sıhhat felsefesi pozitif tıbbın pekala üstündedir. Ne yani? Transa geçip mi iyileştiniz? Hayır Samim. Mucizevi Nepalçayı bünyeyi bir günde eski sıhhatine kavuşturdu. Şu anda dinç bir darı gibiyim. Hocam, madem böyle bir imkan vardı, beni niye günlerce karantina altında tuttunuz? He? Bu ne biçim ninjalıktır? Sorarım size. Here say it. Aman ya hocam. Niyesi yok Samim? Dün sabah bu tekmeyi çalıştık. Tabii sen yoktun. O yüzden tekmeme karşılık veremedin. Aman da aman, kimler gelmiş. Kızını dükkanında bırakırmıştı, öğlen yemeğine gelirmiş babacığım. Sorma Safiye, sorma. Yemeğe gelmedim, iki soluklanmaya geldim şuraya. Hı, geç otur şöyle hadi. Ben bir kahve yapayım, soluklanırsın Zekeriya. Bana bak, hı, nasıl geçti ilk gününüz dükkanda ha? Kızımız yardım edebildi mi babasına bari? Ay siz ikiniz kapıdan öyle çıkıp gidince aldı mı beni bir ağlamak Zekeriya? Kolay değil anacığım, koskoca kız oldu. Tabii ana kalbi bak. Öyle de Safiye, yani iş bildiğin gibi değil. Durmadan soru sorup delirtiyor beni o daracık dükkanın içinde ya. Sen onun patronusun Zeki. Tabii ki sana soracak. Kime soracak? Ha? Tamam da durduk yere rodoşose ne demek diye sordu. Ya tamam biz emlakçıyız ama alaylıyız. Rodoşose teknik bir terim. Bunu bilse bilse profesörü bilir canım. Canım kız için yepyeni bir ortam, yeni bir iş. Ay olacak o kadar Zekeriya. Hem daha bunlar ilk günler anacığım. İlk günler olarak da kalacak bence Safiye. Ben kahve köşelerine düşen emekli bir memur olmamak için açtım bu dükkanı. Bu gidişle meyhanelere düşeceğim. Ay Zekeriya, sanki başkasının yanında çalışmasına izin vereceksin de. Hiç olmazsa gözümüzün önünde kız. Madem öyle o zaman sen al işe, senin telefonlarına baksın. Olur mu canım Zekeriya, ben nereme işe alayım kızı? Hem alsam bile benim etim ne, butum ne değil mi? Tövbe, deli bir değil ki kapatıp tımarhaneye kurtulasın. Bu evi toptan ruh hastalıkları polikliniği yapmak lazım. Ha, unutmadan Zekeriya, çocuk sigorta olmak istiyordu. Anacığım şunu al da SSK'ya kaydettiriver bugün ha. Ay koskoca gelinlik kız oldu Zekeriya. Hani hatırını kırmak olmaz ki anacığım. 20 milyon da dünden vardı. Eder 77,5 abi. Kenar abi sen bu Kerem'le bir konuşsan iyi olacak abi. Baş işinden vazgeçtim, müşteriden para almaya çekiniyor abi. Batacağız bu gidişte. Olur böyle şeyler. Olur da abi bir yere kadar. Zaten iki tane müşteri gidiyor şuraya. Onu da çekingenlik derdine kaçırıyoruz Kenar abi. Yok mu abi senin şöyle daha kurnaz bir arkadaşın filan abi? Hani tuttuğunu şöyle koparan icraatçı bir genç mesela. Sen öyle her şeye karışma Cankuş. Olaya bir yatırım olarak bak. Kerem okulu bitirsin, işin başına geçecek. İyi de hepimizin ekmek teknesi şu araba. Yatırımı mı kalmış Kenar abi? Hepimiz sinek avlıyoruz abi. Oğlum diyelim ki başımıza bir iş geldi. İflas ettik. Neticede yengen var. Kendisi bugüne bugün iş hayatına atılmış genç bir bayan. Yenge? Yenge man. Your wife. Kaç tane yengen var oğlum senin? Sıdıka, Sıdıka tabii ki. Sıdıka ablan. Gelirken gördüm,
Geçmiş dükkanın başına çalışıyor. Vay, tuzumuz kuru yani Kenar abi. Tabii canım. İcab ederse gider derim ben, dükkanı kapattık diye. Ondan sonra bir hal çaresi bulunur. Olmazsa mangalları alır gider dükkanda çalışırız. Ya da ben geçerim dükkanın başına. Anlatabiliyor muyum? Dur bakayım, arayayım bir. Sabahtan iş olmuş mu dükkanda? Alo, buyurun, Zekeriya Saka Emlak Ofisi. Sıdıka, nasılsın bir tanem? İşler nasıl? Boş mu dükkan? Şu anda meşgulüm, bir müşterim var. Lütfen daha sonra görüşelim. Tabii Sıdıka. Okey diyorum tatlım. Sen tapu işlerini hallet. Ben öğleden sonra seni yemeğe çıkaracağım. Yok canım, bizim dükkanda değil. Dışarı çıkaracağım seni. Öpüyorum. Kızın işleri yoğun tabii. Böyle yemekte memekte görüşebiliyoruz. Evet Hayriye Hanımcığım, nerede kalmıştık? Vallahi artık olay benim imzamdan çıktı diyorum ben Sıdıka Hanımcığım. Burada önemli olan zaten emlakçı müşteri hikayesi değil. Burada aramızda bir abla kardeş ilişkisi gelişmiştir. Mühim olan budur. Ay. Gel seni bir öpeyim canım. Abartmayın canım. Biz sadece size layık olmaya çalışıyoruz. Yo, lütfen Sıdıka Hanımcığım, lütfen. Burada mühim olan sizin bana verdiğiniz teminattır efendim. Siz şimdi deseniz ki evinizi efendime söyleyeyim Barcelona sirkine kiraya veriyorum. İçinde alev yutan, trapez yapan 40 tane herif olacak deseniz ben gözüm kapalı evet derim. Ay, teşekkür ederim. Birer çay daha alır mıydık? İçmeyeyim canım. Notere gidip kontrat işlemlerini halledeceğim ya ben. Hadi canım, bana müsaade. Hayrola Hayriye Hanım, şimdi de bizim kızı mı delirtiyorsunuz? Hoş geldin baba. Biz de Hayriye Hanım'a uygun bir kiracı bulduk. İnanın Zekeriya Bey, öyle hanımefendi, öyle tatlı dilli, öyle yetenekli bir kızınız var ki. Ben size daha evvel çok yeteneksiz bir emlakçı olduğunuzu söylemişimdir herhalde, değil mi? Ama bakınız, kızınız evimi çocuklu bir aileye kiraya verdi bile efendim. Üstelik anne alkolik, çocuklar küçük, baba işsiz. Ama ben ikna oldum efendim. Hayriye Hanım, ona kadar sayacağım. Eğer gitmezseniz... Artık tehdit etseniz de boş. Ben evimi kiraya vermişim bir kere. Artık bu sizin beceriksiz bir emlakçı olduğunuzu değiştirmez. Hatta kanıtlar. Ah canım. Nasıl baba? Sıdıka. Bu saatte ne işin var evde? Krem mre mi yaptın ilk gününden ha? Ne olacak, babam olacak, zorba beni işten çıkardı. Ne? Hayriye diye bir kadına kiracı buldum diye sözleşmemi feshetti. Ya demiştim size, beni başka bir işe sokun demiştim. Sıdıka! Buluruz kızın bir çaresini. Hı? Kahve yaptı içelim kız. Nasıl olsa dükkan kadrosundan eve sürüldün yine. Bana bak, konuşma öyle kız kardeşini işsiz güçsüz diye. Dükkandan kovulmuş olabilir ama ben onun işin icabına baktım. Ne yaptın kız sen? Neyin icabına baktın? Benden habersiz işe falan mı soktun yoksa kızı? Bana bak, emlakçılık kariyerimi yok ettiniz yetmedi mi ha? Aman be Zekeriya. Ay, ne kariyerin ne tehlikesi sayıklıyorsun sen ha? Benim bu becerikli kızım o Hayriye denen kadınla kontrat yaptı diye mi bu böyle afran tafran ha? Sarf ettiğin cümleleri yeniden gözden geçir istersen. Gece vakti nöbetçi mezarlık aramayalım. Ne var yani Zekeriya ha? Yalan mı? Hay, senin bu eve para getirdiğin falan mı var? Ancak dükkanı kirasını çıkarıyorsun. Kıskanç herif. Hay, bu kız 3-5 kuruş para getirdi diye çekemedin onu değil mi? Ben devlete 45 yıl hizmet ettikten sonra açtım o dükkanı lan. Benim miras kalan tarla paramla açtın sen o dükkanı, salak! Efendim? Sıdıka, koru beni çabuk! Sıdıka, kalkanlara tam güç ver yavrum! Ne o lan? He? Analı kızlı aile reisine isyan bayrağı mı açtınız lan? He? Baba elindeki mi ver kıza? Yaklaşmamak sigara! Hadi ver bana, işe aldım, cebimden ödedim parasını. Samim, çabuk gel buraya! Yavrum karı kuşağım benim, sana çifte maaş veriyorum. Şimşir karılar, ben size şimdi çifte maaşını... Geliyor!
yazıyor. Gebereceksin sanıyorum. Kim yazar ki böyle bir şey? Vaktinde, Allah canını almasın. Beni evlat katili yapıyordun. Asıl benim sormam lazım. Sen ne yapıyorsun bu halde elinde bıçakla, hortlak gibi ya? Allah Allah. Ne yapayım ya? Ay, her seferinde babana tıkırtı ver diyorum. Yok faredir, Pokemon'dur diyor. Dönüp arkasını yatıyor Sıdıka. İyi de yastığın altında bıçakla mı uyuyorsun anne sen be? Ne şaşırıyorsun yani, Allah Allah. Yatağın altında bunun dışında düdük, pilli radyo var, fiyonk makarna var, diyet bisküvi var. Bir kere ben bunları deprem çantasından çıkardım. Ay, aklımı çıkardın anne ya. Gece yarısı elinde bıçaklarla. Hayır, insan böyle geberecek, sizin Safiye yazılı bir kağıt görünce kendini böyle bir cinayete kurban gidecekmiş gibi görüyor. Korkulacak bir şey yok kız. Hayır, onu da ben şey için yazdım yani. Ne için yazdın? Hayırdır? Bilinmeyen bir düşmandan tehdit mektupları mı alıyorsun? Yoksa babamla yine küsüştünüz de notlaşarak mı iletişim kuruyorsunuz? Al kız. Yok kız, ben o notları az yiyeyim diye yazıyorum kendi kendime, tamam mı? Mesela tereyağı kutusunun üstüne taş ye Safiye. Kola şişesinin kapağına zıkkım iç Safiye. Nohut konservesine de dobiç şey diye yazdım ya. Peki nereden çıktı bu rejim anne? Artık dobiç hizmeti vermeyecek misin? Gel buraya! Evvela sağlığım tehlikeli tabii Sıdıka. Yaş oldu 45 anacığım. Yaz mevsimi, yediğine içtiğine dikkat edeceksin. Hem sonra belli mi olur? Kim bilir, belki denize girmek icap eder Sıdıkacığım. Yaz rejimi yani. Tabii yapmak lazım. 12 yaşından sonra her kadına farzdır. Bir tek bende bir tuhaflık var. 12 yaşımdan beri rejim karşıtı fikirler sahibiyim. Biliyoruz çocuğum. Onun için biz sana yıllardır her odaya girdiğinde hoş geldin, Sıdıka Saka ve kalçaları diyoruz. Evet, sen ve Şampiyonlar Ligi resmi salağı abim yıllardır benimle böyle dalga geçerek yaralamaya çalışırsınız. Senin iyiliğin için söylüyoruz o lafları. Hayır, ona bakarsan ben kendime taş ye, zıkkıp iç, geber Safiye falan diye notlar yazıyorum değil mi? Ama alınmıyorum. Çünkü kendi iyiliğim için bizzat o notları yazıyorum. Bizzat kendim. Ya. Evet, biz de bazen Orhan'la kendi aramızda konuşuyoruz. Ama biz rejim yapmak değil, spor yapmak taraftarıyız. Evet, anlıyorum ama söyle Orhan'a, yaz geldi, geçiyor Sıdıka. Ay, öldürme insanı anne ya. Ay, sanki yazın bir kere bikini giydirdiniz. Sanki ben Layla'ya ya da Reyna'ya streç pantolonla dans etmeye gitmek istesem izin vereceksiniz. Ben yatmaya gidiyorum. Hadi git Zıbar. Üf, zaten sabahın köründe uykumu kaçırdın Sıdıka. Ben de şuradan rahat rahat kitabımı okuyayım. Nasıl yani kitap okuyacaksın? Ne var kız, hep sen mi okuyacaksın entel kuntel? Allah Allah. Akşamdan başladıydım okumaya. Kaldığım yerden devam ediyorum. Mucizevi İsveç diyeti adı. Ay Sıdıka, en heyecanlı yerinde kaldım kız. Tam böyle Brüksel lahanası var ya, kolesterolü aşağı düşürüyordu ha. Peki bu ne anne? Kitap aracı olarak pastırma dilimi mi kullanıyorsun? Öf. O benim dilimim değil kız. Abin sorup duruyordu akşam pastırmam nerede diye. Ay, her şeyini her yerde bırakıyor eşşoğlu. Arkasından da toplamak bize düşüyor. Gülme yavrucuğum. Gülme yavrucuğum ve kalçaları. Bir rahat bırakmadınız be. Hadi git Zıbar. Akşam akşam şurada bir kitap okuyacağım rahat rahat ya. Aman. Ay.
kilitledin? Anahtarı nerede bunun? Dur kız. Ben de onun anahtarı Sıdıka. Hah. Al. Al. Al bakayım şu anahtarı Sıdıka. Bendekinin aynısı bak. Güvenlik gereği yalnızca ikimiz yan yanayken açabiliriz. Nasıl yani? Ben kendime tek başıma hakim olamıyorum onun için. Bak şimdi. 1-2-3 diyeceğiz. Saat yönüne çevireceğiz. Önce takıyoruz. 1-2-3 tak. Çeviriyoruz. Hop. Aa, al bakalım. Peki kitabın arasındaki pastırmanın devamını nereye koydun anne? Onun da şifresini vereceğim mi? Kız o pastırma abinin dedik ya. Allah Allah. Gece kalkmış işte bir saatte yemiş yani pastırmasını. Hayret bir şey ya. Abim bir kitabı görecek, algılayacak, açacak. Arasındaki pastırmayı bulup yiyecek he. Asıl mucize o olur. Abimle babam senin diyetine destek vermişler bile anne. Ne oluyoruz Samim efendi ha? Hadi geç bakalım sofranın başına. Hı? Naş naş hadi. Hadi kalk. Ne oluyor anne ya? Şş, Zekeriya sen de anacığım hadi. Hop Zekeriya. Efendim Tuğba. Tuğba mı? Allah canını almasın. Ben o CD'yi zayıflama şeysi diye aldım kendime. Edepsiz bir yayın değil o. Zekeriya hop! Zekeriya anacığım hadi kalk! Bak hiç utanıyorum bu yaşta. Sami sök çabuk şunu lan hadi. Sökeriz Tuğba'm. Hay manyaklar hay manyaklar. Ay utanmıyorsunuz değil mi? Çabuk sofraya hadi. Şimşirler utanmazlar. Hadi. Hadi. Yapmayın. Şanlıurfa Hoca. Büyük usta. Sensei. Hoş geldiniz. Nihayet çıktığınız büyük uzak doğu seyahatinden dönüp aramıza katıldınız. Seyahatiniz nasıl geçti hocam? Ismaladığım ninja yıldızını aldınız mı? Affedersiniz hocam. Buyurun. Bir an heyecana kapılıp alnınızdaki mavi lekeleri görmemişim. Sessizlik yeminini ettiğinizi tamamen unutmuşum. Arkadaşlar, işte size her ders sözünü ettiğim büyük ustamız Shonli. Shonli Hoca size yanıt veremez. Alnındaki mavi beneklerden de anlayacağımız üzere kendisi 4,5 yıl önce suskunluk yemini etmiş ve bir daha hiç konuşmamıştır. 4,5 yılda değil mi hocam? Bir yanlışlık olmasın. Pardon hocam, unutmuşum. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi Shonli Usta kendi adıyla anılan 4 adet özel dövüş tekniğinin ve uçan sustalı tekmenin yaratıcısıdır. Bugüne kadar toplam 600 bin kiremit kırmıştır. Felsefenin ve erdemin doruklarından aramıza katılan bu bilge kişiyi şimdi huzurlarınızda bir kez daha selamlayalım. Os! Hayret bir şey anne ya. Nereden buldun o CD'yi öyle? Ben de arıyorum öyle bir şey ama nerede? Yoksa o köşedeki korsancıdan mı aldın sen onu ha? Demek ev kadınısın diye sana verdi. Ne diyorsun lan sen? Ben onu parasıyla faturasıyla aldım bir defa. Öyle üstünde bandolu falan yapışıktı. Senin bildiğin gibi öyle işportada satılan korsan yayınlardan değil o CD. Bir defa. Heh. Belli canım korsan olmadı. Yani görüntüler süper kalite. Tabak gibi. Tövbe tövbe. Utanmıyorlar da bunlar. Baba ol böyle. Ben anlamam efendiler. O CD'den uzak duracaksınız bir defa. O CD benim mucizevi İsveç diyetime eşlik etsin diye ilmi bir amaç için alınmıştır. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Ailemizin geleneksel acaba kapıyı kim çalıyor konulu yarışmasına hoş geldiniz sayın seyirciler. Kapı çalındı. Bahisler açıldı. Ben paramı şetaret alama yatırıyorum. Ne zamandır Sinop'tan bu tarafa resmi bir kaçış gerçekleştirmiyor değil mi? Ama akraba takvimimize göre şu sıralar burada olması gerekiyor. Abicim sen? Cevap veriyorum Gonca Gül teyze. Haftanın tek günleri bu saatte sürekli o geliyor. Of. Baba? Zehra olabilir. Ona dükkandan birkaç boş şişe getireceğimi söylemiştim. Almaya gelmiştir.
Sen ne diyorsun anne? Ben postacı diyorum. Zayıflama filminin ikinci CD'sini postayla sipariş etmiştim, o gelmiştir. Yaşasın! Benim de tam içimden o kızı söylemek geçiyordu ama neyse, CD'si de olur. Fantazi canım, fantazi. Şaka yani, şaka. Terbiyesizler. Zekeriya, sana da fantezine de başlarım artık ha. Yeterim be. Bu salak oğlan yetmiyormuş gibi bir de babası ötüyor. Kartoroz, ne olacak? Şiddet alan barıştırırım. Gel alıcım bir öpeyim. Senin sayende Bahsi kazandım, Bahsi. Heh, hoş geldin hala. Bahsi abla, hoş geldin. Şitaret, hoş geldin. Hoş geldin. Canım, canım. El öpenlerin çok olsun. Bahis parasının yarısını alırım bak. Daha önce kimsenin aklına gelmemiştir bu fikir. Bu fikirle Guinness Rekorlar kitabına geçeceğiz. 750 metre çift şeritli köfte. Ben gayet ciddiyim Kerem. Nasıl yani ciddisin abi sen ya? 750 metrelik köfteyi kim ne yapsın? Üstelik bir de çift şeritli yani. Evet. Hem de çift şeritli olacak. Bir şeridi Adana, bir şeridi Urfa. Sen hesap yap bakayım kaç kilo et gidiyor. Gülme lan İbibek. Adam geliyor, 156 bin tane top sektiriyor, kitaba geçiyor. Koskoca bir baklava yaptırıyor, kitaba geçiyor. Dünyanın en büyük turşusunu kuruyor, kitaba geçiyor. Böyle şeyler. Sadece niyetimizi söylesek dünyanın en büyük salağı olarak direkt alırlar mı ki bizi kitaba? Yani Kerem, bütün heyecanımı öldürüyorsun. Biz burada Eurovision'la beraber önü açılan milli başarılar zincirimize eklenecek bir halkadan söz ediyoruz. Soğan da olacak mı? Olmayacak mı abi? Ya başka işin yok mu senin Hayri? Biz burada köfte olacağının yöneticileri olarak toplantı yapıyoruz. Evet Kerem Bey, ne kadar et gider şu köfteye? 750 metre buradan ikinci köprünün ayaklarına kadar gider Kenar abi. Üçüncü köprüyü köfteden yapalım. Araya da kuyruk yağını, domatesi koyarız. Mis gibi kokar Kenar abi. Ya Hayri, sen şu 5 santimlik köftelerini pişirmeyi becersene Şimşir. İyi de o kadar uzun köfteyi nerede pişireceksin abi? 750 metre diyorsunuz ya. Ya her şeyi ince ince hesaplatıyoruz işte. Burada mühendislik okuyan bir arkadaşımız var. Ya Kerem, şu bizim mangala kaç ton linyit kömürü gider ya? Kömür pahalı olur. Doğalgaza geçsek? Olmaz. Doğalgazı Rusya'dan alıyoruz. Hakiki Soma linyit kömürü olacak. Ben %100 milli bir başarıdan söz ediyorum. İnekler öyle Holstein, Montifon olmaz. Türk tipi inek olacak. Kilo hesabını ona göre yap. O zaman çağıralım milli atlet Süreyya Ayhan'ı Kenar abi. Açarız yanında da 7 tonluk dev bir ayran. Bizim uzun köftenin tanıtımını yapar. He abi? Süreyya Ayhan'ı değil de ben Sıdıkam'ı düşünüyorum. Şöyle bizden biri olsun. Mahallemizin sesi. Bizim kömür, bizim inek, bizim kız. Arayın bakalım o zaman abi. Sıdıka kaça geliyor bu projeyi? Sıdıka'dan önce noteri çağırmak lazım. Kerem, sen ara da şu noter işini hallet. Abi noteri falan karıştırmasak, resmi işlere girmesek, meşguldürler şimdi. Oğlum, noteri çağırmadan geçilemiyor bu Guinness Rekorlar kitabına. 60 tane mermer kırsan, ağzınla tır çeksen, 5000 tane parayı üst üste de koysan, adam geliyor, tutuyor zaptını, atıyor imzasını. Öyle. Deliler tarafından bu kadar taciz edilen başka bir meslek grubu var mı çok merak ediyorum. Zor iş. Dünyadaki bütün rekortmenlere deli mi diyorsun sen şimdi? Rekor derecede ayıp ediyorsun Kerem. Arkadaşlar, deminden beri sessizlik yemininden bahsettik. Şimdi hepinizi sükunetin erdemlerini keşfetmek için 5 dakikalık sessizliğe davet ediyorum. Doğanın çıkardığından başka hiçbir ses gerçek değildir. Susunuz ve dinleyiniz. Os. İyi günler, ben Drakşan Gutte. Demin sizi torbanızla binadan içeri girerken gördüm. Bohçacı mısınız? Japon bohçacı ilk kez görüyorum. Yanlış anlamayın, Japonlara, Afrikalılara ya da başka bir milletin tüccarlarına karşı değilim. Serbest rekabet olsun, herkes iyi malı satsın. Ancak apartmana satıcı girmesi yasaktır beyefendi. O heybenin içinde ne vardı? Hı? Eğer seyyar satıcılık yapıyorsanız lütfen apartmanı derhal terk ediniz. Bir, apartmanı
giren satıcılar ayakkabıları çalıyorlar. İkincisi, kapıdan satış yöntemiyle dolandırılan kas sakinlerinin haddi hesabı yok. Yaşlı bir adamsınız. Belki de dilencisiniz. Öyle mi? Dilsiz misiniz? Anlıyorum. Ama bu sizi haklı bir satıcı kılmıyor. Kendisine kör ya da sağır sözü veren birçok dilenci toplandıkları noktalarda dolandırdıkları paraların hesabını yapıyorlar. Eğer iş istiyorsanız ben size bu konuda yardımcı olabilirim. Bildiğim birçok dernek var. Kuzum, öyle yaparak bana ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Şimdi lütfen dışarı çıkınız ya da bana ev sahibini çağırınız. Aksi takdirde polis çağırmak zorunda kalacağım. Yoksa bulaşıcı bir hastalık mı taşıyorsunuz? Apartmanda yeni ilaçlanmıştı oysa. Ev sahibi Dinçdarı Bey'le görüşmek istiyorum. Yoksa ona bir şey mi yaptınız? Dinçdarı! Dinçdarı! Sus be kadın! Sus! Ne yaptın sen yenge? Ne yaptın? Adam onca zamandır konuşmuyordu. Bütün emeklerini mahvettin. Ne biçim insansın sen yenge? Ne biçim insansın? Çek git buradan! Çek git! Çek git! Ya işte böyle. Bu sefer de köyü televizyonculuğa bastı. O yüzden kaçtım Safiye. Antimedya oldum galiba. Nefret ediyorum televizyonlarda. Kameralar hayatımıza girdi kız. Nefret ediyorum hepsinden. Aman Şetayet abla, Allah aşkına ne zararı var sana televizyonların? Hakikaten hala ya. Sinop'a kadar girip sizin özel hayatınıza niye girsinler ki? Onlar sürü halinde buradaki bir avuç silikon, porselen, botoks karışımı yaratığın peşinde dolanıyorlar. Allah korusun abla, ancak deprem falan olacak ki yani birkaç tane televizyoncu sizin tarafa düşsün. Ay evlerden ırak. Öyle değil kız, dizi çekmeye geldiler. Şimdi dağda, bayırda, köyde, mezralarda dizi çekmek moda ya. Bizim köye de bir ekip geldi. Hındıroğlu, Henek Ağa mı ne? Öyle tuhaf isimle bir dizi çekiyorlar. Ay fena mı kız hala? Gece kulübü kapısı görmekten gına gelmişti. Artık televizyona bakar bakar memleket hasreti gideriz. Sen öyle zannet. Az kaldı hasret gidireceğim. Bir memleket bile kalmıyordu ortalıkta. Evvela bütün köylü gelin bizim evde çekin, çekin, bizim evde çekin. Ev turistik olsun diyerekten birbirine düştü kız. Ya. Sarı danaların öpkeş, borazanların tevfiği, set ille de bizim evde kurulacak. Sen çekil aradan diye vurdu. Sonra da tevfiğin kardeşleri öpkeşi vurdu haliyle. Öpkeşi açılan yaylım ateş sırasında kız torbaların Ömer yanlışlıkla vurulunca Ömer'in oğulları da tevfiğin kardeşini bıçakladı haliyle. Ama ne sonuç? Ay yeter alacım, ay yeter. Takip edilmediğinden emin misin? Bana bak, eğer senin peşine düştülerse çatışmalar bizim eve de sıçrar ha. Amanın kız, evladan uzak. Rabbim kimselerin evine televizyoncuları uğratmasın. Ay kız abla, çatlatma adamı, kimin evine kurdular televizyonu? Ay inşallah bizim sülaleden biridir. Neyse efendim, uzatmayalım. Sonunda Göbeksiz Hamdi'nin evini seçtiler. Bak görüyor musun kurnazı? Hemen tavlamış televizyoncuları. O ne çiyandro abla? Bizim dere kenarındaki tarlanın üstüne de yattıydı. Ha. Tabii. Ne diyordum kız ben? Lafımı da unutturdu. Bu Göbeksiz'in Hamdi. Çekim yaparken sessizlik olsun. Aman köpek avlamasın. Eşek anırmasın dediler diye. Köpeğini vurdu. Eşeğini çayıra saldı. Bebeği ağlıyor diyerekten gelini de anası gidin köyüne yolladı. Gelin evden askerdeki kocasına bir mektup yazmış. Baban Gül beni bebeğinle beraber evden kovdu demiş. Oğlan da mektubu alınca askerden firar edip köye geldi. Kız, bu acı kahveden dilim damağım yapıştı kız. Hadi git bir su getir bakalım bir. Hayatta kalkıp bir şey getiremem şimdi. En heyecanlı yerinde kestin ya. Hadi anlat devamını. Ne oldu firari oğlana? Gelin evine döndü mü? Az sonra. Firari Er Mustafa babası gile neler söyledi. Bahtsız gelin Hacer ikinci bebeğine mi hamile? Az sonra. Kız önce git de bir su getir bakalım bir. Sıdıka, bana bak, hazır mutfağa gitmişken halanın getirdiklerinden şöyle bir tabak yap da hani bana da getir. Kız yanımda sabahtan beri bandıra bandıra löp löp yiyorsun. Ay canım çekti. Vallahi getiririm ama sonra kızmak yok. Hatırlatırım. Gebereceksin Safiye. Yesiz. Az sonra. Oo maşallah maşallah. Afiyet şeker olsun Zekeriya abi. Çay bırakayım mı abi? Bırak bırak. Kız kardeşim memleketten Filistin çörek bağ falan yollamış. Otur sen de katıl ziyafet hadi. Abi var ya, bu yediğine hepten doğal Viagra diyorlar şerefsizim. Abi iyisin iyisin götür. Lan ben keçi boynuzundan ağaç kabuğuna kadar her şeye doğal Viagra diyorlar ya.
Yani ağız tadıyla bir şey yiyemez olduk arkadaş. Her şeyi öbür tarafa çekiyor. Çekerler tabii abicim, çekerler. Devri değişti. Herkesin aklı belden aşağısına çalışıyor. Zamane karıları bile bir tuhaf oldu abi, baksana. Nesi varmış zamane karıların? Abicim herkes özgür kız oldu. Alayının gözü dışarıda. Bir bilsen ne haklar karıştırıyorlar. Ah, o senin dediğin kliplerde, magazinlerde falan olur. Böyle bir sürü manyak zıpır oradan oraya zıplayıp duruyor. Biz de böyle ağzı açık izliyoruz. Ya bizimki gibi kenar mahallelerde olmaz onun canlısı. Öyle deme, öyle deme. Gece gündüz onların hayatlarını seyredip heves ediyorlar zaten. Bizim beyaz eşyacı Faik abi var ya, sırf bu yüzden az kalsın elini kana buluyordu. Ne olmuş ki? Bizim Faik abinin hanımı tutturmuş, ay ben şöyle güzelleşeceğim, ay ben böyle güzelleşeceğim, saçlarımı Deniz Akkaya'nın kuaförüne yaptıracağım demeye başlamış. Ne var? Kadın dediğim bakımlı olur zaten. Ay dur dinle, bitmedi. Sonra kadın işte detokstu, botokstu, fitnessli, fücurdu bilmem neydi, dükkanın kasasından alıyormuş paraları, gidip böyle şeylere yatırıyormuş. Zayıflama CD'leri almış. Üstüne üstlük bir de alengirli rejime başlamış mı sana? Ne rejimiymiş bu? İsveç diyeti mi, İsviçre diyeti mi, ne öyle bir şey. Bizim saf Faik abi de zannediyormuş ki bütün o detokslar, botokslar, fitnessler, fücurlar kendine güzel görünmek için. Saf. E kadın tabi bu arada boş durmuyor. Kocacığım, 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 kocacığım diye fazladan cilve yapmayı ihmal etmiyormuş. Derken sıra gelmiş boynuza. Kadın gençten bir oğlan bulmuş, onunla kırıştırıyormuş. Yoldan çıkmış senin anlayacağın abicim, yoldan çıkmış. Yeter lan yeter. Hadi al çayını mayını, fazlasını anlatma. Burası erotik shop değil. Hadi al çayını, çıkıl git dükkanımdan. Abi yanlış anladın. Yani laf lafı açtı. Yoksa ben burada bir hakikati dile getirdim abicim. Eskiden olsa erkek yapınca elini kiri denirdi. Ama şimdi karılar da bozdu kafayı abicim. Kudurdu bunlar, kudurdu. Dağlara taşlar abicim ya. Derhal sus dini, yoksa yayın hayatına ellerimle son vereceğim. Tamam abi. Abi, bunun kavanozu kaç aydı sende? Hayır yanlış anlama. Mahalledeki o olaydan sonra böyle şeylere çok talep olmaya başladı benim kahvede. Ne kadar bu? Tamam tamam al. Para mara istemez. Bir şey söyleyeyim mi? O televizyon ekibi sizin köyün başına sardırdığı belayı çekse, o Hındaroğlu Henek Bey mi Hendek Bey mi ne, işte o salak diziden çok daha sağlam bir drama olur. Sonra? Eesi? Firari Er Mustafa, sen bu evi televizyonculara kiralayacaksın diye benim hanımı nasıl kovasın? Al öylese diyerekten iki teneke benzini döküp babasının evini cayır cayır yakmaz. Ah! 20 hektarlık ormanlık arazide birlikte yanmaz mı? Orman vasfını yutmuş araziyi kendimize tarla edeceğiz diye. 15 kişi de kavgaya tutuşup birbirini vurmaz mı kız, amanın? Ay volkan patlayıp laf püskürse köye televizyonculardan daha az zarar verirmiş he. Bana bakalım bir tek ben sağ kurtuldum demeyeceksin herhalde, eniştem yaşıyor mu? Ha? Ona yaşamak denirse yaşaya. 11 kere vuruldu. Ben buraya gelirken de hala vurulup duruyordu. Ay hala nasıl bırakırsın işte muhade ya, duyuyor musun? Hemen arayalım köyü. Belki yaşıyordur ya. Kan falan lazım mıdır acaba? Anne ne yapalım? Öyle değil kız. Televizyoncular rol verdi buna. Hındaroğlu Henek Bey'in kahyası rolünde. Daha ilk bölümde ağanın hasımları vuruyor bunu. Yalnız enişten kabiliyetsiz çıktı biraz. Bir türlü güzel vurulup ölemeyin ya. Ay Allah gecinden versin abla. Daha dizinin ilk bölümünde ölmesin anacığım. Hazır böyle bir rol bulmuş. Değil mi kız? Oluncaya kadar habire çekiyor kameracılığa. Herif güzel ölemedim diye evde bana kahpis yapıyor. Yok yere hır çıkarıp çoluk çocuğa girişiyor. Amanın bu televizyonculuğa olan huzurumuzu kaçırdı Safiye. Allah alayını bildiği gibi yapsın. Kortluya sıcak hakkı bazla. Ulu Bilge Şonli 4,5 yıldır tek kelime konuşmadı Samim. Bu yüzden bazı kelimeleri söylemeyi unutmuş olabilir. Dolayısıyla bazı egzersiz ve laf oyunlarıyla dilini ve zihnini çözmemiz lazım. Sayın hocam, şiş şişeyi şişlemiş, şişe keşişe şiş demiş diyebilir misiniz? Anlamadım ki hocam. Yani şiş keşişe tas haş... Neyse canım, yani büyük hoca niye böyle bir şey söylesin ki? Bu sessizlik orucundan sonra böyle tutukluklar her bünyede görülür Samim. Ben mesela 2 yıl susmuştum. Bu 2 yılın sonunda bir türlü nişasta diyemedim.
Hayır, aksi gibi lazım oldu bir de. Nisaş da. O değil de benim 4,5 yıldır söylemek istediğim ama yeminim dolayısıyla bir türlü söyleyemediğim bir şeyler var. Bana bu konuda yardımcı olmalısın Batur Alp. Elbette hocam, sizi dinliyoruz. 4,5 yıl aradan sonra söyleyeceğiniz çok önemli şeyler olmalı. Buyurun. Evvela. Gülben Ergen hanımefendinin selüliti olduğuna inanmıyorum. Kendisini kıskananlar ona iftira atıyorlar. Ayrıca takımın başına Oğuz Çetin'i getirdiği için Aziz Yıldırım'a bravo demek istiyorum. Bravo! Ya iyi de hocam, yani bu Oğuz Çetin kovuladı çok oluyor. Yerine Daum geldi. Daum! Konuşma Samim, hissediyorum. Şonluyuz da az sonra çok önemli şeyler söyleyecek. Ve son olarak son zamanlarda çokça duyduğum ama yeminim dolayısıyla bir türlü söyleyemediğim bir şeyi haykırmak istiyorum. Yıkılıyor! O kadar çok duydum ki bu lafı canım çekti. Bir türlü söyleyemedim yeminim dolayısıyla ya. Şonli ustayı özlemiştik hocam. Yani kendisi çok enteresan bir insan. Hazır o da buradayken bir şey önermek istiyorum. Bu sabah annemin izlediği bir CD gördüm de. Yani tekninizin ölümsüzleşmesi açısından siz de bilgilerinizi bir filme aktarsanız diyorum. Tabii her ninja üstad Bruce Lee gibi filmlerde oynamak ister. Ama televizyona bile doğru dürüst çıkamadığımız bir ortamda kim bizi filminde oynatır ki? Sinema filmi değil zaten hocam. Yani daha ziyade önemli pozisyonlar, güzel duruşlar, estetik şeyler. Tabii ilgi çekmek amacıyla bir de bayan dövüşçü. Itır oynayabilir mesela hocam. Bugün çok boş konuşuyorsun Samim, çok. Sen de sessizlik yemini etmek ister misin? Hani böylece sözcüklerin önemini kavrarsın. Ama yine de Şonli Usta'ya bir soralım. Son söz her zaman onundur. Siz ne dersiniz hocam bu CD işine? Yıkılıyor! Alo? Sıdıka, sen 750 metre kebabı kaç saniyede koşabilirsin? Doğru duydun Sıdıka, kebap dedim. Hayır ben koşmam, durunca daha seksi oluyorum diyorsan o başka tabii. Kebabımızın yanında konu mankeni olarak durursun. Kebap çift şeritli olacak biliyor musun Sıdıka? Ay hiç güleceğim yoktu. Demek 750 metre uzunluğunda kebap yapacaksınız ha. Kız! Ay utanmıyor musunuz 750 metre kebap diye burada rejimli halimle? Abin size söyle çabuk kapatsın o telefonu. Ay yok böyle anket falan yapıyorlar herhalde. Ben 2 dakika içeriden konuşup geliyorum hemen. Allah Allah! Kız abla bu anketçiler bir tuhaf oldu. Hani abuk subuk sorular soruyorlar. Yani bu millet aç mı anacım tok mu? Hani bu millet rejimde mi değil mi? Hiç umursadıkları yok yani hiç. Ya 750 metrelik kebap yapma fikri de nereden çıktı Kenan? Bana bak sen ocağın başında dura dura olan yarım aklına da pişirdin galiba. Ülkemizi Guinness Rekorlar kitabında temsil etmeyi düşünüyoruz Sıdıka. Ayrıca tek başımıza temsil etmeyi düşünmüyoruz. Bir aile olarak temsil etmeyi düşünüyoruz. Sen şimdi alay ediyorsun ama hayalim gerçekleşince ayaklarıma kapanacaksın. Ayrıca açılışa bakanlar, televizyon kanalları, noter ve özellikle seni bekliyoruz Sıdıka. Vallahi ne desem bilmem ki. Aynı gün bayırdan aşağı dev çamaşır kütlesi yuvarlama şenliklerine de davetliyim ama 750 metre kebap da hiç fena değilmiş doğrusu. Muhakkak gelmelisin Sıdıka. Tanıtım için milli atletimiz Süreyya Ayhan'ın kebap boyunca koşmasını planlıyoruz. Ama bence bu onura sen layıksın Sıdıka. Peki bu kebap olimpik mi? Bilmiyorum Sıdıka. Ama etler Kopenhag kriterlerine uygun olarak kesildi. Kutlu bir hadisenin eşiğindeyiz Sıdıka. Bu ülkenin güçlü ve güvenilir kuruluşlara ihtiyacı var. Sıdıka. İnan Kenan orada olup bu kutlu hadiseyi yakından görebilmek isterdim ama alemin izin vereceğini hiç sanmıyorum. Onların da bana ihtiyacı var. Hiç sorun değil Sıdıka. Ben noter kanalıyla annenden izin alırım. Tabii tabii Kenan. Bir arada kendin için akli dengesi yerinde raporu al olur mu? Senin o tabini tabini yerim. Ayrıca dudu dudu dillerini de. Alo. Alo.
Kapattın mı ya? Kontrol etmelisin Safiye, ha? Ay. Kız bana bak, nefsine hakim olmalısın. Ay. Safiye anacığım, bedenin ihtiyaçlarına karşı koymalısın, tamam mı? Ha? Lan ha? Safiye! Ha? Ay, ne var Zekeriya, Allah Allah! Ay, ödümü patlattın vallahi. Ha? Aile reisi olarak ev yerinde duruyor mu diye bakmaya geldim. Kanun vermiş bana bu yetkiyi. Safiye, ne? Sen az önce kimle konuşuyordun ha? Ne diyordun öyle? Nerene hakim olmaya çalışıyordun? Ay Zekeriya, ben şimdi rejime başladım ya anacığım. Hı. Ay o şeytanın getirdiği turşuları böyle yemeyeyim, nefsime hakim olayım falan diye şey yapıyorum işte. Öyle kendi kendime telkinli bulunuyorum. Ay İsveç kralı var ya, bu şeyle telkinle böyle 20 kilo vermiş bir ayda ha. Ay o rejim kitabı var ya. Ay Zeki, orada okudum kız. İsveç kralı da mı turşu yiyormuş? İyi iyi. Ne? Ne var Zekeriya? Ha? Ne oluyor böyle, sen öğlen öğlen eve geliyorsun? Ya hiç, şetareti özledim de. Sahi nerede o kendisi ha? Dolapta mı? Zekeriya sen manyak mısın anacığım ha? Yaşlı başlı kadın ne işi var dolabın içinde? Ne var canım, yani evde canınız sıkılmıştır. Saklambaç oynuyorsunuzdur. Bu şetaret küçükken dolaba saklanmayı çok severdi. Bilsen öyle mızıkçı, öyle mızıkçıydı ki. Onlar neredeler? He? Ortalıkta görünmüyorlar pek. Ablamın alacakları varmış. Onun için Sıdıka ile Fatih pazarına gittiler. Sen evde yalnızsın yani. Ha? Bir de suratında da böyle bir tuhaflıklar. Hayırdır bu yaştan sonra? Ya ellerim boş kalırsa ay sürekli yeme isteği geliyor Zekeriya. Onun için böyle ellerimi oyalamak için yüzüme bu şeyleri yapıyorum. Sen de burada oyalanacağına doğru dükkanın başına hadi. 40 yıllık kocanı evden kovuyorsun ha. Benimle açık konuş Safiye. Ben senin niyetini çok iyi anladım Zekeriya efendi. Sen burada böyle hazır evde kimse yokken gelip CD bakıyorsun değil mi? Oraya buraya arıyorsun, CD seyredeceksin. Püh, utanmaz adam be. Yahu gitsene kardeşim dükkanının başına. Hadi yürü. Safiye vallahi yanlış anladın. Bak insanın belli bir yaştan sonra bazı duygularına hakim olması lazım değil mi? Çoluğu çocuğu için yaşadığını bilmesi lazım. Umarım bunu sen de anlamışsındır Safiye. Benimle açık konuş. Ofisimde olacağım. Yürü. Siz miydiniz yenge? Ben de birazdan size uğrayıp af dileyecektim. İnanın bana bugün istemeden de olsa biraz üzdük sizi. Ama gerçekten Şonli Usta büyük bir hocadır. Yani İstanbul Boğazı'nın sadece kulak kaslarını kullanarak geçtiğini biliyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz yenge? Yoksa küstünüz mü bize? Ne? Nasıl? Yoksa siz de suskunluk yemeni mi ettiniz yenge? İnanmıyorum size. İşte bu. Sizin gibi olgun bir bünyeye de ancak bu yakışırdı. Üstelik alnınızda iki nokta görüyorum. Demek ki büyük suskunluk yemini etmişsiniz. Bravo size. Bir zamanlar ben de susmuştum. Ama benimki küçük suskunluk yeminiydi. Bu durumda en az 5 yıl kalınmıyor. Biliyor musunuz? Hayır! Ben 5 yıl boyunca susamam dinçleri. Ben 5 yıl boyunca susarsam, sen susarsan, o susarsa iyi o zaman hep beraber susalım. Sustukça içine kapanan bir toplum olalım. Bari 5 dakika sussaydın yenge. Hiç değilse senin de kulakların dinlenirdi. Mümkün değil. Ben çeşitli derneklere üyeyim dinçleri. Susamam. Ayrıca insanların 5 yıl boyunca susmasını öngören böyle bir sistemi de kınıyorum. Demokrasiyle asla bağdaşmıyor. İyi de yenge, bu felsefi bir şey. Bırakın felsefeyi canım. Ayrıca ben ninja kurumunu da araştırdım zaten. Vergi mükellefleri arasında ninja ünvanı alan hiç kimse yok. En önemlisi de ne biliyor musunuz? Suyu sevmiyorlar. Baturay, kim bu kadın, devlet bakanı mı? Hayır hocam, ama olsa fena olmazdı hani. Hiç olmazsa Ankara'ya taşınırdı. Baturay. Efendim hocam. Bu kadının tipi mi var? Evet, ama nasıl anladınız hocam?
enerjisi düzensiz. Çok büyüksünüz hocam. Çok büyüksünüz. Ben sucuktan korkmuyorum Safiye Saka. Bir kangal sucuk benim hayatımı ele geçiremez. Asla. Ah, şu sucuğa kör bakayım ki asla sucuk yemek istemiyor canım. Pastırma yemek de canım istemiyor. Turşular da canım istemiyor. Sucuk da canım istemiyor. Asla benim ele geçiremezler. Ah, ah. Ya yemek istemiyorum. İyi günler teyzeciğim. İyi günler. Hayırlı bir iş için buradayım. Biz mahallemizi Guinness Rekorlar kitabında temsil etmek için 750 metre uzunluğunda bir kebap yapmaya karar verdik. Kaç metre dedin evladım? 750. Ki bunun bir şeridi Adana, bir şeridi Urfa olacak. Ağızlara layık, leziz... Oğlum siz beni delirtmek için mi yapıyorsunuz bunları ha? Samim mi gönderdi yoksa seni buraya mı yaptırıyor bu şeyleri? Ya 750 metre kebap deyip niye şimdi sen benim ağzımı sulandırıyorsun ha? Heyecanlanmanızı anlıyorum teyzeciğim. Bu proje beni de çok heyecanlandırıyor. Ama yemeyecekseniz o sucuğu alabilir miyim? Bak hala sucuk diyor, hala sucuk diyor. Hadi defol, kış kış! Seni! Hadi! Utanmazlar! Ayol rejimdeki bir insana 750 metre kebap, 73 metre küp çorba, 20 galon kadayıf denir mi hiç ha anacığım sen söyle. Ooo Şetanet teyze öpeyim gel. Afiyet olsun aslan parçası. Bak bu aldığım balı te köyden getirdim ben. Halis mulis yayla balıdı. 500 dene çiçekten topluyor bunu arı hayvanı. Sabahları aç karnına bir kaşık atarsa, yutarsa bir kaşık. Her derde devadı bu. Sağ olasın teyze ama benim böyle şeylere ihtiyacım yok çok şükür. Bir arkadaş sipariş etti onu aldım. Aklına bir şey gelmesin ha sakın. Hadi hadi kız abi. Benim vallahi eti satılıyor galiba. Bir de emlak dükkanında yayla balının ne işi var diyordum. Vallahi baba halamın balları yüzünden dükkan arı kovanı gibi çalışıyor he. Ya mahallede bir tuhaf durum söz konusu. Kahveyi dedikodu sarmış millette bala kaymağı tayine pekmeze düştü. İyi de abi benim vallahi bitti bitecek kız koş. Eve gidem de yeni getirdiğim balları bir koşu alıp gelem şuraya. Lan durun nereye mahalle bal kaybından ölmüyor ya. Hazır iş hızını almış gene önünü kesmek olmaz Zekeriya. Vakit nakitti. Keş para bu keş keş. Ya hala keş. Sıdıka, Sıdıka kızım sen bari gitme ya bırak şu deliği gitsin. Senle baba oğul oturup bir şeyler konuşmamız lazım. Baba oğul mu? Her neyse canım işte baba kız konuşmamız lazım. Gel bakayım şöyle sen gel. Sıdıka yavrum sen de fark ettin mi bu son günlerde ananda bir tuhaflık var. Yani pek neşeli. Daha önce görmediğim dişlerini görüyorum ağzında böyle habire gülüyor. Yani sigortanın asabiyecisi bazen böyle tuhaf sinir hapları veriyor belki ondandır. Hem ne var ayrıca Gülsün? Henüz kahkaha atana vergi tahakkuk ettirmiyorlar baba. Hayır, hapçı olduysa iyi tabii de ama öbür türlü yani hapishanelerde sürünemem ben bu yaştan sonra Sıdıka. Haftan sonra herkes dışarıda ben ne yapacağım oralarda tek başıma ya? Nasıl yani öbür türlü hiçbir şey anlamıyorum baba ya. Büyüyünce mi anlayacağım dersin? Yoksa daha çok konuşmayı deneyecek misin? Hayır kızım yani demem o ki. Şimdi anam bu yaştan sonra kendini böyle rejime kremlere falan vurunca... Hele bir de o saçları. Evet ben ısrar ettim. Ya birazcık bakım yaptık falan. Da sen niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun ki insana? Gerçi doğru. Sen doğum yılın olan 1950'den beri insana böyle dövecekmiş gibi bakarsın. Peki sence anan niye bugün sarımsaklı paça çorbası, acem pilavı yapıyor? Ayva kompostosu? Bilmem. Gayet güzel bir menü gibi gözüküyor. Yanına mücver de ister misin? Ben... Hakketi istiyorum Sıdıka. Hakketi. Yoğurtlu mu olsun baba? Dalga geçme kız babayla ibibik. Ya baba ne söyledin anlamıyorum ki. Ya Sıdıka o yemekler benim en sevdiğim yemeklerdi. Üstelik anan da 25 yıldır bunları yapmıyordu. Ya bir tuhaflık var bu işte. Böyle saçları, gülüşü, kremler, rejimler, hatta konuşması. 2-3 aydır bana kel varı bile demiyor. Nasıl yani?
Sen şimdi kendine kel verilme densin istiyorsun baba, bu mudur? Arıyor tabii insan yani. O benim 25 yıllık hayat arkadaşımın bana özel bir hitap şekliydi. Bunu bile hatırlamıyor, başka bir kadın oldu. Yani? Hayır baba, annemi birisi öldürüp yerine mi geçir demek istiyorsun? Ailemizin trilyonlar tutarındaki servetini sinsi planlarla ele mi geçirecek? Ananı henüz biri öldürmedi Sıdıka. Allah ikinize de uzun ömürler versin ama anlamıyorum baba ya. Bırak şimdi kızım. Erkekleri anlamaktan daha kolay ne var? Asıl zor olan kadınları anlamak. Yani ne bileyim, vaktinde bir okusaydım, bir yazar falan olsaydım. Ahmet Altan, Suzanna, Thomasona falan olurdum yani. Hoş olurdu tabii. Ama niye ki? O zaman kadın ruhunu anlar, boynuzu yemeden ananı vakitlice bıçaklardım. Her neyse yavrum. Bize bir şey olacak olursa önce Allah'a, sonra ağabeyine emanetsin. Elveda Sıdıka. Benim tanıdığım noter kaza geçirmiş abi. Bir adam çağırmış kendisini. Boş traktör tekerlerine girip kendimi 3 kilometre yuvarlayacağım huzurunda demiş. Noter tam zaptını tutarken adam tekerle üstünden gitmiş kaza abi. Fıstık 5 metrekarelik siyah beyaz fıstıklı baklava yapıyorlarmış. Oraya gitmişler. Daha sonradan da plastik boru ezmeye gideceklermiş kamyonette. Onun testi varmış. Ya görüyor musun noterin huzurunu nelerle işgal ediyorlar? Yahu kardeşim etler kokacak. Gelsin tutsun zaptını, sonra nereye gidiyorsa gitsin. Vallahi tam olarak ne demek istediğini anlamadım ama o lafları söylerken çok ciddi bakıyordu. Yani en son abimin ortaokuldayken karnesine öyle bakmıştı. Aman kim bilir neye takmıştır o şimdi kafayı. Böyle kurar zembelek gibi. O zembeleğin içi boşalıncaya kadar da ağzından asla laf alamazsın. Ondan sonra içer zoing diye atar. Allah veri de halam buradayken püskürmese böyle volkan gibi. Amanın kızlar, yaşadık. Hayırdır abla? Enişte Engin bir güzel ölmüş. Ay ziyanişte ölmüş mü abla? He vallahi dün akşamüstü bir güzel ölmüş. Babam gerçekten haklı galiba. Biz kadınları anlamak hakikaten zormuş. Ya halam kafayı mı üşüttü nedir? Ay azıcık kendine dikkat etseydi abla ya. Gepegenç adamdı. Ay ne bileyim işte o fitness var ya ondan yapsaydı. Detoks şey etseydi hani böyle var ya. Ay. Kız Allah gecinden versin. Deli konuşma. Dizide ölmüş Leyhan ben. Hındaroğlu Henek Bey dizisinde. Tamam ya eniştemin dizide rolü vardı ya. Hani vurulup ölmesi gerekiyordu onu söylüyor. Tamam canım Allah Allah. Biz de anladık herhalde Sıdıka değil mi? Ama ben kendi rol kabiliyetimi ölçüyordum öyle. Bakalım yani üzülen kadını iyi oynayabiliyor muyum gibisinden yani şey ettim. Neyse vurulup ölünce rahatlamıştır enişten Gilgari. Ama daha da gözünü var işim. Bana da rol teklif ettiler. Aa, ne rolü? Uluslararası bal ticaretiyle uğraşan bir mafya anasını mı canlandıracaksın hala? Sahi Şetaret abla. Ay sen böyle hareketli bir rol mü oynayacaksın yoksa geri planda... İnek falan mı sağacaksın ha? Seninki de laf mı yani Safiye? O dizilerde inek gösterdiklerini gördün mü hiç? Klimatize ortamda son model cipler gösteriyorlar hep. İnek olaraktan bir tek eniştengili gösterdilerdi. O da öldü işte. Peki ne rolü oynuyorsun halacığım? Böyle tehlikeli sahnelerde dublör falan lazım olursa ben gelirim. Ne de olsa aile içi şiddetin göbeğinde büyümüş biriyim. Bilemeyin. Henüz senaryoyu okumadım. Bir şey söyleyemeyeceksin. Ben gideyim gari. Sinema gidip ecik ezber yapmam lazım. Diyaloglarıma çalışacağım. Bu talihsizlik de bir nevi rekordur. Dünyanın en büyük fiyaskosu diye bir şey var mı o kitapta? Söyle bakayım Kerem. Bilmiyorum ki abi. Ben Guinness Rekorlar kitabını hiç okumadım. Ben de okumadım. Filmi çekilsin diye bekliyorum. Kerem, yesene oğlum. Bütün kolu komşuya dağıttık. Hala 25 metre köfte var. Merak etme abi, biter. Mangalın öbür tarafında da hayriler var. Arkadaşlarıyla sofra kurmuşlar. Bakma sen Kerem. Böyle ufak tefekim ama... ben büyük işlerin adamıyım. Büyük fikirler... büyük köfteler... büyük aşklar...
Ah ulan Sıdık ha. Ah! Bütün bu köfteler senin için be. Ara. Kimi arayayım? Sıdıkayı mı arayayım? Hayır. Sıdıkayı arama. Noteri ara. Noteri ara gelsin. Ben bu gece bu şişeden 5 tane içerim. Rekorlar alemine de bu şekilde efkarımla geçerim. Aman abi yavaş. Lan hepten manyak ettiler milleti be. Neymiş efendim? Şetanet Hanım 5 dakikalık bir dizide görünecek diye öz böz abisine veda etmeden gidiyor ha. Sildim ulan o karıyı. Bir daha giremez bu eve. Giremez. Lan Samim yarın sabah git dükkana. O halanın balı püsürü nesi varsa hepsini postala ver kargoya gitsin memlekete. Sildim. Ticaret hayatımdan da sildim o kadını. Aman canım ne var Zekeriya ha? Ay sülalemizden birisi böyle televizyona çıksa fena mı olur anacığım? Hem Bey'le beraber oynayacaklar dizide. Gerçi Ziya enişte dizide rol icabı ölüyor ama olsun. Ay hiç olmazsa başında durur değil mi adam? Ay sana ne? Lan onun kocası ben olacağım. Çoktan vurmuştum o karıyı be. Çoktan. Çoktan. Hakikaten boşuna kızıyorsun baba. Köylünün çaydan tütünden para kazandığı mı var? Bırak öyle A dizilerinde filan oynayıp 3-5 kuruş para kazansınlar. bu durumda hadi gel köyümüze geri dönelim bari Sıdık'a. Ya o dizilerde böyle geleneklerine bağlı ama modern, hafif psikopat, ninja yaratılışlı fakat duyarlı bir A karakterine ihtiyaç var mı acaba Sıdık'a? Ay Zekeriya anacığım bak en sevdiğin yemekleri pişirdim ama sen hiçbirine dokunmadın. Hasta falan mısın yoksa ha? Bak acep pilavı yaptım. Sarımsaklı paça çorbası yaptım. Hatta ayva kompostosu. Bak ya ayıya bak ya ayıya bak. Ay hepsini birden yutmuş. İnsan birazcık babacığına bırakır değil mi ha? Şöyle bir yudumcuk. Bütün bunları niye yaptın? He? Bu yemeklerin hepsini niye yaptın? Ya bir kabahatin var da onu mu gizlemeye çalışıyorsun? Aa ne kabahati ayol? Ay kendim bir şey yemiyorum ya Zekeriya. İşte böyle yemek pişirince kokusuyla falan oyalanıyorum. İnsanın bünyesine iyi geliyor. Bak bütün gün bu ambalaj köpükleriyle şey ediyorum ha böyle. Yani aslında bir şey yemiyorsun ama ağzın böyle yiyormuş gibi oyalanıyor anacığım. Bak gör böyle oluyor. Bizim İsveç diyeti. Peki sen bu köpükleri nereden buldun Safiye? He? Biri sana beyaz eşya, mücevher, yüzük falan mı hediye etti yani? Elini kör oldu Zekeriya. Aa, ne oluyor sana böyle? Bak Şehzade ablama kızdın, deli deli konuşup öfkeni bizden çıkarıyorsun. Zekeriya, var ya anacığım, sana yani bir haller oldu böyle ha. Sıdık'a, sofrayı topla çabuk hadi. Hakikaten baba ya, senin moralin pek mi bozuk bugün? Baba, bu annemin jimnastik CD'si var ya, onu sakladığı yeri keşfetmiş durumdayım ha. Hazır annemle Sıdık'a yokken şöyle o CD'yi koyup bir moral düzeltici yayın yapsak ha? He baba? Lan, yani kadınlar ayrı, erkekler ayrı bozuldu şu içine tükürdüğümün dünyasında ya. Sen şimdi babayla utanmadan kaldır bacak mı seyre çeker lan? He? Hiç babanın yanında utanmıyor musun lan? He? Utanmıyor musun? Nereye koymuş CD'yi?
Allah'tan hükmedin. Ye güzel karıcığım, ye. Ye benim aslan karıcığım, ye. Aa, ölümlü dünya değil mi ya? Allah Allah, bizim neyimize gerek? Sen boş ver fitness'ı, fücürüsü. Al, al, al şunu da ye, kan yapar. Al, al. Kap, 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 kap. Bana al. Bak, gel bari. Sen bana yardım edeceğini kışkırtıyorsun, ha? Ne? Ne? Gel varil ha bana. Gel varil dedi. Gel varil dedi bana ya. Duydun değil mi Sıdıka? Duydun değil mi? Alan bana 3 ay sonra gel varil dedi. Gel varil. Gel şunu gel varil. Yemek istiyorum. Kendime engel olamıyorum. Allah! Bak bir kere daha söyledi. Üstelik de hapur hapur yiyor aslan karıcığım benim. Özür dilerim karıcığım. Ben sensiz yapamazdım zaten. Böyle biraz şüphelenmiştim ama biliyordum. Zaman ne kadar kötü olursa olsun bizi bozamaz. Biz bir aileyiz. Aileyiz. Tamam. Sen gel bir barışsın. Ben de toymuş bir ev kadını. Ay aman. İlimde nimet var. Sıkıştırma beni. Ya sen nimet edeceğim. Sen de beni sıkıştırma. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Ben... Zeki, bak ne diyeceğim. Ne? Ay şimdi gün ışıyor. Ay simit fırınları böyle ilk simitlerin piyasaya sürmüştü. Evet. Ay ağzak çıtır çıtır yesek yanına. Bak, ye. Sen simit yiyin, ben de seni yiyeceğim. Ben de seni. Yok sen ye. Ya girmezsiniz. Hadi gidin şişko çifte kumular. Çok tatlı. Ay! Altında bin gayme buldum. Hoplama Halime ben buldum. Zortlama Halime ben buldum. Hop hoplama Halime ben buldum. Olmadı. Baştan. Dışarı. 5. Kapıyı kapatın. 4. 3. 2. Peki en son lafım şöyle bir şey. Ah Zekeriya ah diyeyim çık. Niye? Ah Zekeriya ah diyecek bütün tekste bitti burada. Adam beni aldatıyor mu diye geliyor. Karım eğer onun için yanıyormuş burada. Kız biliyoruz çocuğum biz onun için senin her olaya girdiğinde... We are flying in a suit on top of the top of the Antalya airport. Hayır, hayır, tutma, hayır ezberim canım. Uzak duracaksınız ya, değil mi? Ben söyleyeyim. Ben oynayayım. Hep bahisler açıyorsun. Evet. Buyurun. Bahisler oynayabilecek mi, oynayamayacak mı? Allah gecinden versin Şeddaret abla. Ne oldu? Ben de gülüyorum. Ayağım 5 kere çektik gülmedi ben. Ben gülüyordum. Yanlış yaptım burada. Zannettim. Hani Fatoş sesleniyor zannettim oradan. Ben gülüyordum da sesi çıldı.